yazılı hizmet sözleşmelerinde dikkat edeceğimiz hususlara değinip burada müracaatçıyla varılan anlaşmalarda düzenlediğimiz evraklar ve hizmet sözleşmesi bir vaka örneğinde nasıl kullanıyoruz? Genellikle sözlü anlaşma da yeterli oluyor ama yazılı anlaşma yapmak bir örneğinde imzalayıp müracaatçıya vermek çok daha pozitif sonuçlar doğurabiliyor. Çünkü kişiyi bir yükümlülük altına soktuğundan dolayı burada yazılı anlaşma sosyal çalışmacıların durumunu daha da güçlü hale getiriyor. Yazılı hizmet sözleşmesi burada tercih edilen bir tercih durum ve burada sosyal hizmet uzmanı müracaatçıya muhtemelen bütün yanlış anlamaların önüne geçerek konuşulan şeyleri yanlış anlayabilir, farklı şeyler aklına gelebilir, unutabilir. Bundan dolayı madde madde bu sözleşmeyi düzenlemek gerekir ve izlemeyle de ara ara bunun yapılan şeyleri ve eksik kalanları masaya yatırmak gerekir. Hizmet sözleşmesi dediğimiz bu şeyde genellikle yurt dışında aile hizmetleri servisinde yoğun olarak kullanılıyor ve şöyle ibareler kullanılır. Bu amacı gerçekleştirmek ve bir amaca ulaşmak için aşağıdaki hedeflerin karşılanması gerekir. Bir, işte müracaatçının yapması gereken şeyler. İki, üç şeklinde tarihiyle, numarasıyla ve diğer taraftan sosyal çalışmacının bu hedefe ulaşmak için, sorunları çözmek için üzerine düşen yükümlülükler kategorisinde de o da kendi üzerine düşen işleri yaparak hiç değilse sorunların büyük bölümünü bertaraf etmek mümkün olmaktadır. Bir kere burada verilen hizmetle karşılanması hedeflenen sonuç nedir? Müracaatçının yapması gereken yükümlülükleri, ödev ve görevleri nelerdir? Sosyal çalışmacının ödev ve yükümlülükleri nelerdir? Ve bunların hangi zaman diliminde yapılması gerekir? Ne zaman yapılacak? Kim yapacak? Müracaatçının en değer verdiği kişiler, aile, akraba, arkadaşları, komşuları, onların görevleri var mı? Ve bütün bu sosyal çevrenin yükümlülükleri ve ne zaman ne yapacağı belli mi? Diğer kurumlardan ne gibi hizmetler alınacak, ne zaman alınacak? Buna ilişkin timing yine zamanlama bu raporda, sözleşmede geçiyor. Yapılan sözleşmede durumun ne zamanlar tekrar izlemeyle ele alınacağına değiniliyor. Ve burada plan dahilinde muhtemel sonuçlar yazılarak 1 ay, 3 ay gibi periyotlarda tekrar müracaatçı ile bu bir yol haritası anlamına gelen sözleşmeyi, rollerin paylaşımı, amacın netleştirilmesi, göze çarpan önceliklerin gözden kaçırılmaması, rollerin, statünün paylaşılması, planlar, programlar, değerlendirme, bütün bu içeriklerle yanlış anlamaları azaltarak müracaatçıyı da daha çok çözüme yönelik motive etmek suretiyle burada hizmet sözleşmesi imza altına alınıyor karşılıklı olarak. Bir nüshası da müracaatçımıza takdim ediliyor. Şimdi bu kategoride baktığımızda önceki yıllarda zaten sosyal inceleme raporu örneğinde vermiştik sizlere. Dolayısıyla daha ileri düzeyde sosyal inceleme raporu ne gibi içeriklere sahip olmalı? Başka hangi daha ileri derecede müdahalelere zemin sağlayabilir? Ne gibi faktörleri unutmadan raporda belirtmek gerekiyor? Bunlara özellikle değinmemiz gerekiyor.
arkadaşlar. Çalıştığımız birimler zaten sosyal hizmet uygulamaları, kamu kaynaklı bir uygulama olduğu için kar amacı gütmeyen, yurttaşların yararına, bireylerin yararına olan faaliyetleri içeren müdahaleler olduğu için büyük oranda kamu kurumlarında ya da onlara bağlı yine gönüllü ve insanların, ailelerin yararına olan STK'larda özellikle sivil toplum örgütlerinde kullanılan bir içerik. Bundan dolayı da %99 özellikle Türkiye'de kamu kurumlarında zaten görev yapıyoruz. Avrupa'da burada insanların daha çok özel sektörde çalıştığı görüldüğünden sosyal çalışma alanda da bu sosyal hizmet uygulamalarında daha çok kamu STK'lara çok büyük devasa kaynaklar ayırarak bu şeyde insanların STK'larda gönüllü faaliyetlerde ücretli ya da part-time gibi ücretler alarak kamu hizmetlerine hem yurttaş katılımı hem daha etkili biçimde çözümlenmesi hem de STK'ların devlet eliyle finanse edilerek devletin yetersiz kaldığı, eksik bıraktığı konularda STK'ların daha etkili çalışmalar yapmasına olanak sağlanıyor. Şimdi en temel enstrümanımız sosyal inceleme raporu. Bu raporun sosyal hizmet uzmanları tarafından tutulması gerekir, yazılması, kaleme alınması gerekir. Mevcut uygulamalarda üniversite mezunu diğer birçok insana da bu yetki verilmiş. Bu son derece yanlış. Bilime, mesleklere, saygıya aykırı bir durum. Reçeteyi doktor, hekim yazması lazım. Reçeteyi hekim değil de hemşireler ya da veterinerler de yazsın diye bir emir çıkartabilirsiniz bakanlıktan. Ama bu vatandaşların, sağlık sisteminin, bilimin, hekimlerin ve toplumun lehine bir karar olmaz. Bunu da belirtmek lazım. Sosyal inceleme raporu kısa ve öz olmalı. Resmi bir anlatıma sahip olmalı. Okuyanların anlayabileceği şekilde, akıcı bir şekilde kaleme alınmalı. Nesnel bilgileri içermeli. Gerçekçi olarak hipotezler, soyut uçuk şeyler değil, somut değerlendirmeler ve mesleki jargon içermeli. Müracaatçının zayıf yönlerine problem durumlardan ziyade çözüm odaklı ve onun güçlü yönlerine değinen bir içeriğe sahip olmalı. Kolay anlaşılacak, bilgiyi tanımlayan isimlerin, doğum tarihi, adres, telefon bilgilerinin, kurumun, müracaatçının tarihlerin, ne zaman incelemeye gidildiğinin, ne zaman raporun kaleme alındığının bilgilerinin belirtilmesi gerekir. Müracaatçının endişeleri, kaygıları, ihtiyaçlarının belirlenmesi, aile geçmişi, kökenine ilişkin bilgiler, ebeveynler, kardeşler, adeta bir psikiyatrik görüşmedeki lazım olacak bilgiler gibi, psikologlar gibi sosyal hizmet uzmanları da bir görüşmede bütün bu bilgileri alırlar. Mevcut aile bilgisi müracaatçının, çevresi, eşi, çocukları, aile akrabaları, etnik köken, din, maneviyata ilişkin anlayışı, fiziksel, sosyal, psikolojik işlevsellik, sağlık sorunları, beslenme, ev güvenliği, hastane, hastalık, engellilik, ilaç kullanma durumları gibi ayrıntılar, entelektüel seviyede işlevselliği, eğitim durumu, okul performansı, akademik yeterlilikleri, psikolojik ve duygusal durumları kategorisinde güçlü yönleri, baş etme yöntemleri, problem çözme kapasiteleri ve problem çözme stili, insanların sorunlarının %80'e yakını bozuk ve yanlış problem çözme stiline sahip olmalarından kaynaklanır. Bunu asla unutmayın. İstihdam, gelir durumu, iş deneyimleri, becerileri, barınma,
yaşadığı muhit, sosyal çevre, ulaşım olanakları, kamusal ve profesyonel hizmetlerin kullanım durumu, sosyal çalışmacının müracaatçının durumuna ve yaptığı incelemede ev ziyaretindeki izlenimleri, değerlendirmeleri, kararlaştırılan müdahale tanımı ve hizmet planı, bir vaka örneğinde ele aldığımızda bunu, raporun düzenlenme sebebi, hastanedeki örneğin sağlık alanında düzenlenen bir inceleme raporunda, konsültasyon sırasında psikiyatrist Ahmet Yılmaz tarafından akran gözetimini sağlamak amacıyla sosyal çalışmacıya havale edilmiş bir vaka. İşte Ayşe Hanım, Fatma Hanım, neyse ismi çok önemli değil. Sosyal hizmet müdahalesinin sebebi, Fatma Hanım bu hastanede görev yapan psikiyatrist Ahmet Bey'e intihar girişimi, çok sayıda ilaç içerek gelmesinden dolayı acil psikiyatriye gelmiş ve orada istenmeyen gebelik ve yaşadığı ilişkiyle ilgili gelecek belirsizliği, yaşanan problemlerden depresyona girip bu şekilde bir suisiyat, öz kıyım girişiminde bulunduğu göz önüne alınarak tedavi edilmiş ve bundan sonraki takiplerinin yapılması amacıyla da psikiyatrist tarafından sosyal hizmet uzmanına takip için havale edilmiş bir vaka. Raporun bilgi kaynakları, müracaatçı ile yapılan birer saatlik görüşme, doktorla yapılan görüşme, müracaatçının evinde ve hastanede yapılan görüşme kayıtları, aile geçmişi ve durumu, Ayşe Hanım ailenin 3 çocuğundan ortancasıdır, 30 yaşında abisi vardır, kimya mühendisidir, 20 yaşında diğer kız kardeşi eczacı olarak görev yapıyor. Ayşe Hanım her ikisinde ilişkilerinin çok kötü olmadığını fakat çok sık görüşmediklerini ifade ediyor. Anne babası 30 yıl önce evlenmişler. Babası nalburluk yapıyor. Annesi ebe hemşire olarak çalışmış ve emekli olmuş bir kadın. Ayşe Hanım anne babasının yanlışı doğruyu ayırt edebilecek, ailelerine bağlı, dürüst, onlara örnek ve iyi yetiştirmiş, her şeylerini sağlamaya çalışmış insanlar olarak betimliyor. Yani kendi ebeveynlerinden memnun. Fakat bu istenmeyen ilişkisinden dolayı eğer bir gebelik durumu ailesi tarafından anlaşılırsa bundan büyük bir endişe duyduğunu ve hiç hoş karşılanmayacağını, evlilik dışı ilişkide ve geleceği olmayan bir ilişkide böyle sorunların kendisini aşırı kaygılandırdığını ve ilaç içerek suisiyat, öz kıyım girişiminde bulunduğunu ifade ediyor. Ailesinin bunu öğrenmesinin an meselesi olduğu için büyük sıkıntıya girerek böylesine, daha önce hiç yapmadığı olumsuz bir intihar denemesine ilaç içerek bu denemeye kalkıştığını ifade ediyor. Fiziksel işlevsellik ve sağlık kategorisinde Ayşe Hanım 1.70 boylarında 55 kilo, yaklaşık 2 aylık hamile, herhangi bir sağlık problemi yok fakat evlilik dışı bu çocuğa sahip olmak istemiyor. Bundan dolayı intihara teşebbüs etmiş durumda. Sağlığı iyi, beslenmesine ve spor yapma egzersizlerine dikkat ediyor. Sürekli kullandığı bir ilaç, olumsuz bir durumu yok. Düşünsel işlevsellik kategorisinde Ayşe Hanım, burada 2 yıllık bilgisayar işletmenliği bölümü mezunu ve bir özel sektör firmasında 2-3 yıldır görev yapıyor. Zaten birlikte olduğu şahısla, Yılmaz isimli şahısla da burada tanıştığını ve arkadaş olduklarını ifade ediyor. Doğru yanlışa dair bilgileri gayet mantıklı. Bilgisayar
kullanma konusunda becerikli ve ileri bilgilere sahip, kendi kararlarını, yaşantısını organize etmeye yeteneklerine sahip fakat duygusal bakımdan girdiği bu ilişkide çıkmaz gördüğünden dolayı olumsuz bir kriz dönemine maruz kalarak bir intihar teşebbüsü söz konusu olmuş. Duygusal işlevsellik bakımından Ayşe Hanım kendini çok sık duygu durumu değişen biri olarak tanımlıyor. Adeta dakikası dakikasına uymayan, saatlerce depresyona girdiği durumların yanında saatlerce manik olarak çok sevindiği durumlarında olabildiğini, çocuksu ve olgunlaşmamış biçimde kendini ifade ediyor ve daha genç hissettiğini, aslında bunun hoşuna gittiğini söylüyor. Zaman zaman öfkeli olduğu ve hüzünlü hissettiği duygularını göstermeye çalıştığını fakat genellikle içine attığını ve patlama biçiminde duygusal tepki verdiğini ifade ediyor. Aslında akademik başarısı da fena değil fakat diğer abisi mühendis, kardeşi de eczacı olduğu için anne babasının kendisini 2 yıllık bilgisayar mezunu olarak çok da başarılı bulmadıklarını ifade etmeleri onda bilişsel bir problem yaratıyor düşünce dünyasında. Kişiler arası ve sosyal ilişkiler kategorisinde Ayşe Hanım'ın yakın arkadaşları ve sosyal desteği yok denecek kadar diğerleriyle etkileşim halinde olmanın zor olduğunu ve çok iyi sosyal becerilerine sahip olmadığını ifade ediyor. Lisede yüksekokuldayken de arkadaşlarıyla minimum ilişkiler kurduğunu, çok yakın ilişkiler içinde olmadığını ve kaldığı yurtta da arkadaşlarıyla sorun yaşadığını, yalnız kalmayı tercih ettiğini ifade ediyor. Çok sosyal bir yapıya sahip değil Ayşe Hanım. Alkol kullandığında daha dışa dönük hissettiğini, utangaçlığını yendiğini söylüyor. Ve amcasının alkolik olduğu için de alkole kapılmaktan da sürekli korktuğunu belirtiyor. Aslında normal sıklığında üstünde alkol aldığını ifade ediyor. İntihar denemesi yaptığı günde aspirin içmesinin yanında alkollü olduğunda belirtiyor. Çocuğunun babası 2 aylık gebeliğinin faili olan Yılmaz Bey ile geçen yıldan beri ilişki içinde olduklarını ve geçen ay içerisinde de sosyal psikolojik bir krizle ayrılma aşamasına geldiklerini ve evlenmeyi düşünmediğini ve burada büyük krizin ortaya çıktığını, 1 yıllık ilişkisinin bitmesinin yanında duygusal olarak da bağlandığı bir partnerden ayrılma ve 2 aylık da hamile olma durumunun kendisini çıkmaza soktuğunu ifade ediyor. Maneviyat ve tinsellik bakımından Ayşe Hanım çocukken öğrendiği değerleri sürdürüyor. Sık sık dua ettiğini, kendini iyi hissettiğini ifade ediyor. Fakat şu anda yaşamında böyle bir yoğun bir ibadet içerisinde olmadığını belirtiyor. Güçlü yönler ve problem çözme becerisi kategorisinde müracaatçımız güçlü yanlarını küçümsüyor. 2 yıllık okul mezunu olması nedeniyle ebeveynleri tarafından da çok eleştirildiği için benlik saygısı yüksek değil. Arkadaş edinme arzusu ve sosyallik işlevselliği iyi derecede değil. Kendi kararlarını vermeye çalışırken dürtüsel davrandığı ve sağlıklı bir baş etme mekanizmasına sahip olmadığını kendisi de ifade ediyor. Kelimeleri iletişimini iyi kullanıyor, açık biçimde ifade edebiliyor. Fakat sorun yaşadığı durumlarda biriktirerek öfke patlaması biçiminde tepki vermesinin kendisinde çok şimdiye kadar başını ağrıttığını belirtiyor müracaatçı. Zor durumlarda genelde ne yapacağını bilmiyor. Buna ilişkin bir problem çözme repertuarı yok. Hatalar yapmaktan çok korkuyor ve sorun yaşadığı durumlarda o insanlarla sorunu çözmek ve yüzleşmek yerine geri çekilmeyi tercih ettiğini ifade ediyor Ayşe Hanım. Maddi durumu bakımından barınma ve ulaşım kategorisinde zaman zaman ailesinden maddi destek almakta,
1 artı 1 bir küçük dairede yaşamakta, haftada 35-40 saate yakın bilgisayar operatörü olarak özel sektörde çalışmakta, ona rağmen çok da tatminkar bir ücret almadığını ve bu parayla kirayı ödeyip temel ihtiyaçlarını ancak karşılayabildiğini, sıkıştığı dönemlerde de anne babasının, özellikle emekli hemşire olan annesinin maddi katkıda bulunabildiğini ifade ediyor. Sağlık güvencesi var. Fakat 2 aylık hamile kalması bütün yaşam durumunu bloke etmiş durumda ve ne yapacağını bilmez bir halde, kafası karışık, çözümsüz bir durumda olduğunu ifade ediyor. Kamu kaynaklarını kullanma kategorisinde şimdiye kadar herhangi bir sosyal kurumla iletişime girmediğini ve yardım almadığını, bunlara ihtiyacı olmadığını, fakat şu anda tedavi gördükten sonra bile kafasının karışık olduğunu, utanç duygularına hakim olamadığını, yüksek derecede kaygılarının devam ettiğini ve ilaç tedavisinin sürdüğünü belirtiyor. İzlenimler ve ön değerlendirmede istenmeyen gebelikten dolayı 24'lü yaşlardaki Ayşe Hanım'ın yoğun bir iç çatışma halinde, duygusal dünyasında karmaşa yaşayıp depresyona girdiğini ve geçen yıl intihara teşebbüs ettiğini, ilaç içerek içinde yaşadığı çatışmayı önlemeye çalışırken daha büyük çıkmazlara girdiğini ve finansal destek sorunları olmamasına karşın duygusal dünyasındaki bu yıkım nedeniyle problemlerini çözemediğini ve kriz durumunu bertaraf edemediğinden dolayı bir intihar teşebbüsünde bulunduğu görülmektedir. Müracaatçı ile yapılacağımız çalışmanın hedeflerinde Ayşe Hanım'a gebeliğiyle baş etmesi için gerekli kararlarını vermesi ve bu yönde danışmanlık yapmak, umut vermek, geleceğe yönelik karar vererek bu çocuğa sahip olmak ya da çocuğu aldırmak konusunda karar verip bunun arkasında durması gerektiğini, diğer konuların halledilebileceğini, önemli olan şu anki problemin depresyon ve yaşadığı bu kriz durumundaki bozuk çözüm denemesinin yerine sağlıklı ve ona sosyal psikolojik destek sağlayarak ailesinin de katkılarını almak suretiyle onlara bilgi vererek, özellikle annesine yeterli duygusal desteğe sahip olmasıyla daha iyi kararlar verip geleceğini yapılandıracağına ilişkin müracaatçıya gereken sosyal destek sağlanmış ve görüşmelerin sürdürülebileceğini, hiçbir yargılama içinde olunmadığını, bu tür durumların insanların yaşam durumunda mümkün olabileceğini kendisiyle paylaşılmıştır. Ayşe Hanım da utanç duygusunun ve sürekli olarak bu karşıdaki insana, Yılmaz Bey'e fazla güvenmesinden dolayı pişmanlık ve üzüntü duyduğunu, onu halen aslında sevdiğini ve asıl problemlerin de bu duygusal dünyasındaki bu ambivalans, iki uçlu durumlardan kaynaklandığını ifade ediyor. Müracaatçıyla görüşmeler sürdürülecek ve tekrar olumsuz durumların yaşanmaması için ona gereken psikososyal destek sağlanacaktır. İzleme çalışmaları gerçekleştirilecektir. Evet, ana hatlarıyla böyle bir kriz durumundaki 2 aylık istenmeyen bir gebelikle psikiyatriye, acil psikiyatriye yatış yapılan ve ilaç içerek intihar teşebbüsü olan bir vakada yaptığımız bu müdahalede psikiyatristin sosyal çalışmacıyı havale etmesi üzerine Ayşe Hanım'la yapılan, gerçekleştirilen bu sosyal inceleme çalışmasında durumun rapor edilmesi kategorisinde dikkate alacağımız unsurları gözden geçirdik. Burada müracaatçının güçlü yönlerine değinmemiz, kendi yaptığı eylemler adına sorumluluk alması, aile arkadaş çevresinden sosyal destek alması, kendini ve diğer insanları affetmeye yönelik daha ileri bir anlayışa sahip olması, kendine destekleme ve zararlardan korumak için düşünce düzeylerinin daha da sağlıklı bir hale getirilmesi, fazla yargılayıcı olmaması, duygusal açıdan sevdiği bir insandan
olumsuz kendi deyimiyle bir darbe yediğinden dolayı her şeyin bittiğine dair bir duyguya kapılmasının yanlış olduğunu fark edeceği ve sürekli üzüntülü, suçluluk duyguları içerisinde, utanç duyguları içerisinde bu sağlıklı bilişsel dünyaya yakalayamayacağı, bundan dolayı da kendini yargılamayı bırakarak daha güçlü yönlerine ve geleceğe yönelik daha olumlu, pozitif bir düşünce ve algı dünyasına sahip olmasının önemi müracaatçıya burada vurgulanmış ve güçlü yönlerine dikkat çekilerek psikososyal destek sağlanmıştır. Bu örnekte gördüğümüz gibi sosyal çalışma uygulamalarında vakayla angaje olma, vakayla tanışma, ön değerlendirme yapma, daha sonra planlama yapma, nasıl müdahale edeceğimize dair bir yol haritası ve ondan sonraki aşamada planın hayata geçirilmesi, uygulanması ve son değerlendirme, birincisi assessment, ikincisi evaluation olmak üzere kapsamlı bir son değerlendirme. En sonunda da altıncı müdahalenin aşaması, planlı değişim sürecinde